sevdiği için yanına aldı. Ramazan bayramı ikinci kez salgının gölgesinde geçecek. Ne ev ziyaretleri olacak ne de el öpmeler. Bu atmosferde özellikle çocuklar için bayram sevincini yaşamak önemli. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin Profesör Nevzat Tarhan'a kulak verelim. Ramazan bayramımız şükran günüdür. İyilik cömerti olalım bayramlarda. Bayramları çok seviyorum. Ne akraba ziyaretleri olacak ne de kapılar çalacak. O çok sevdiğimiz bayram bir kez daha buruk geçecek. Gelecektik, el öpecektik, para toplayacaktık. Şimdi yok. Nerede o eski bayramlar sözü? Bu bayramda gerçek oluyor. Küçükler büyüklere, büyükler küçüklere hasret kalıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bayramlaşmalar kısıtlanacak. Küçükler harçlık alamayacak. Büyükler el öptüremeyecek. Ramazan bayramında işler kesat olacak. Az para toplayacağım için üzgünüm. Salgın tedbirleri devam ediyor. Ancak bu bayram sevincini yaşamaya engel değil. Sabah erken kalkmak, güzel giyinmek, ev halkıyla bayramlaşmak. Tüm bu ayrıntılar çocuklara bayram havasını hissettirmek için önemli. Yani harçlıkların artısından çocuklar onu yaşatalım. Yani çocuklar gerçekten bayram sevincini yaşasın. Babaannemi görünce elini öpeceğim, harçlık isteyeceğim. Nitten ellerinden öpeceğim, şeker yiyeceğim, para toplayacağım. Bayramda hediyeler vereceğim. Sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sıcak bir dokunuş için fırsattır. Bu dört hediyeyi verelim yakınlarımıza. Elimizden geldiği kadar çocuklara bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bayram ziyaretlerinin yeri telefonlarla dolacak. Görüntülü aramalarla hasret bir nebze olsun dinecek. Görüntülü konuşma yapacağız. Geçmiş bayramların biraz burukluğu var içimizde. Aile büyüklerimizden uzak kaldık. Evimize davet etmek isterdim. Kuzenlerimi, akrabalarımı, halalarımı. Bak 65 yaş kişiye nasılsın diye sormasın. Ya baba, dede, şöyle bir sorunum var, ne dersin desin. Onları en çok mutlu edecek şey fikirlerinin sorulması. Bugün Arefe, vatandaşların bayram alışverişi için akın ettiği çarşılardaki dükkanların kepenkleri kapalı. Cadde ve sokaklar neredeyse bomboş. Vatandaşlar alışveriş için interneti tercih ediyor. Pazarlarda gömlek aldık. Çocuğa bayramını internetten aldık. Alışverişimizi oradan yapmak zorunda kaldık. 17 günlük tam kapanma bayramdan sonra bitecek. Bu yüzden hayallerde ertelenen ziyaretler var. Bayramda çocuklara açlık vermeyi unutmayın. Herkesine yeniden öpeyim. Herkese iyi bayramlar. Eyvallah.